da şurada market var. Bu da küçük ya. Maske almayı unuttum hostelden çıkarken. Burada maske takmak zorunlu değil ama insanlar çok korkuyor, o yüzden maske takıyorum. Bu arada günaydın, hayırlı sabahlar. Akşam izliyorsanız da iyi akşamlar. Bakayım. Neyse, idare edeceğiz. Bugün video başında gördünüz. Benim şu an bu bulunduğum bölge Akihabara bölgesi. Zaten buraya daha önce gelmiştik. Ama bu sefer size buranın, hatta dünyanın en büyük elektronik mağazası olan Yokishaba diye bir yer var burada. O binanın tam önündeyim. Size burada elektronik fiyatlarını, oyuncak fiyatlarını, ne kadar aklınıza gelecek elektronik fiyatı varsa en baştan bu yana yürüyeceğim. 9 katlı burası. Hepsinin fiyatını takır takır söyleyeceğim. Bakalım bizde arasında nasıl bir fark varmış. Şurada Japon çayı, limonlu. İlk defa içeceğim limonlusunu. Bu diğerlerini sevmiştim. Bir de bunu deneyeyim bakayım. Kameranın şarjı bitti. Hemen yedek batarya vardı, onu taktım. Ben bayılıyorum. En sevdiğim şey Japonya'da herhalde bu abur cuburlardan şu Japon çayları olabilir. Gerçekten çok lezzetli. Şunu deneyin mutlaka, tamam mı? Neyse. Hadi bakalım burada elektronik fiyatları neymiş, nasılmış, ne çeşit şeyler varmış. Beraber bakalım. Yodobashi Akiba. Heh, adı buydu. Yodobashi Akiba. Şimdi umarım kimse kameraya bir şey demez. Biz de rahat rahat şey yapabiliriz. Şimdi çoğunu şey arkadaşlar, fiyatları yani şeyler Japonca yazıyor. Özellikleri. Ne olduğunu bilmiyorum. Mesela Apple Watch 45 milimlik 64.800 yenmiş. 8.000 TL 438 dolar. En son çıkanı seri 8 45 milimi. 41 milimi ne kadarmış? O da 59.800 7.500 TL 404 dolar. Böyle devam ediyorum. Şimdi burası daha ilk kat arkadaşlar. Birinci kattayım ben. Aha Apple. 14 Pro Max. Pardon, iPhone 14 128 GB. Ama neden fiyatları yazmadınız? Bunda fiyat yazmıyor. Dur, yerde buluruz. Aha oyun bilgisayarları. Omen'in i7 16 GB'lığı, tamam mı? i7 işlemcili 16 GB hafızasını göremiyorum. 239.000. Dur. 30.000 lira. Şu 1600 dolar. i7 işlemcili. Japonca yazacağım, her detayını göremiyorum. 16 GB arkadaşlar. 30.000 lira. Burada neler var? AirPods'lar var. Heh, AirPods Pro var arkadaşlar. En son çıkalı, tam ikinci nesil. 39, pardon 3 çıktı hatta. 5.000 lira ikinci nesil AirPods Pro. Burada AirPods'un sadece AirPods olanı var. Pro olmayanı. 133 dolar 2500 lira. Sadece şu 3. nesil AirPods 2500 lira. Şu iyiymiş bak, bunun fiyatı çok pahalı değilmiş. Burada iPhone'lar var. Abi fiyatları neden yazmıyor iPhone'ların ya? Burada yazıyor mu? Şöyle baksak. Heh, tamam. 14 Pro arkadaşlar, 128'lik söylüyorum size. Söyleyemiyorum. Ben bunların fiyatlarını göremezsem internetten size yazacağım arkadaşlar, tamam mı? iPhone'ların fiyatları çıkmıyor ya. Yani yok, çıkmıyor. iPhone'ları göremiyorum. Ne yazık ki. Belki üst katlardakilerde vardır ama fiyat bilgisi yok yani. Ya da şu Japonca yazıyor, anlamıyoruz. Bunlar neymiş? iPad Pro. Kesmeden çekeceğim her şeyi ha. Yani her şeyi net görün. iPad Pro 128 GB'ı. iPad'in Pro'su 2021'i. Yüksek ihtimal bu M1 çiplidir. 117.800 yen. 14.813. 797 dolar. Dolar da söyleyeyim de en azından dolar sabit kalabiliyor. Siz bakarsınız dolar fiyatına, o fiyatına. MacBook Pro M1
M1 işlemcili, 14 inçlik, 16 GB'lık 512 GB hafızası, 16 GB'dan 512 hafızası var. 274.800 35.000 lira, 1859 dolar. MacBook Pro 14 inç M1 Pro. Bu 2021, bu M2, M1'miş, M2 çift değil. Bilginiz olsun. Size Google'dan yazıp bunların fiyatlarına, Türkiye'deki fiyatlarına bakabilirsiniz. Ama iPhone'ları merak ettim. Neyse, en kötü onları ben Google'dan yazarım size. Benim bilgisayarım nerede? Neyse hadi. İleri doğru gidelim. İleride neler varmış bakalım. Herkes bir bakıyor bana ama elimde kamera var diye. Kimse gelip sen ne yapıyorsun, sen hayırdır demiyor. İyi 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 oldu bu. İnşallah yukarı katlarda da böyle olur. Burada hiç İngilizce yazmıyor. Daha burası ilk katı ha, kocaman ya. İlk katı kocaman yani. MSI'nin oyun bilgisayarı. 16 GB i7 işlemci, 2.4 GHz, 8 GB ya da 8 GB'lık fiyatını söylüyorum. Abi bir dur ya. 28.800, 1550 dolar. Ay abi anons geçiyor. Üst kata çıkalım, ikinci kata. Çok anons geçiyor ya, sesimi anlıyor musunuz bilmiyorum. Ama anlamasanız hemen aşağıya fiyatları yazarım zaten. Ben bakmıştım iPhone'un fiyatlarına da, bizden bayağı ucuzdu gene. Tam aklımda değişimde yazdım var, siz gördünüz. 9 katlı bir yer burası. En üst, bir iki, en üst katlarda herhalde restoran tarzı bir şey var. Demin menü tabela gördüm. Her şeyi söyleyeceğim bak, elektronik, televizyon, buzdolabı. Ne görürsem, aklıma ne gelirse söyleyeceğim size. Bu katta neler varmış? Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Bunlar herhalde kağıt öğütücü. Evet, kağıt öğütücü olabilir. Bayağı da turist var aslında aşağıda. Çoğu üründe Japonca yazıyor, İngilizce bir şey yazmıyor. Bayağı turist var ya. Az değil yani. Böyle işe yarayacak şeylerin fiyatlarını vereyim. Tabii her şeyini de söylemeyeyim de. Şu koltuklara bakın. Oyun koltukları bunlar. Ama fiyatları yazmıyor. Burada teknolojiye çok meraklı buradaki insanlar arkadaşlar. Genci yaşlısı hepsi hem de Atari oyun manyağı. Gördünüz zaten daha önceki videolarda. Ya bir klavye söyleyeyim bir tane. Şu mesela 14.420. Pardon değiş. 14.420. 1800 lira bir tane klavye, 97 dolar. Şu. Buralarda neler var? Mikrofonları geç, mikrofonlar işimize yaramaz. Hoparlörler var. Yani bir tane hoparlörünü söyleyeyim. 400 TL şu. Böyle çok ufak tefek, çok işe yaramayacak şeyleri kabaca söylüyorum. Böyle bir tanesini, iki tanesini. Bu katta çok gıldır gıcık şeyler var. Biz yukarılara doğru çıkalım ya. Şurada alkoller var. Aha monitörler. Monitör arkadaşlar. De. Şimdi ne olduğunu bir 32 inç herhalde. 39.800. 5.000 lira şu. 5.000 Türk lirası. Alttaki daha da pahalı. 82.000. 800. 10.000 lira. Arkadaş insan biraz daha İngilizce yazar ya. Hadi üst kata çıkalım. Üçüncü katta hediyelik ev eşyaları falan var. Direkt dörde doğru devam ediyorum. Ha, televizyon falan burada herhalde. Müzik enstrümanları, televizyon, ses falan burada, evet. (55) inç. Regza diye bir marka. 255 bin yen. Pardon, şöyle yapacağız. Cancı. Heh. 255 bin yen, 32 bin lira, 1725 dolar, 55 inç. Tabi altta daha ucuz da var, 230 bin yene de var. Yani 29-30 bin liraya da var. Arkadaşlar bilginiz olsun. Şurada 47 bin 500 yen,
39 inç. 47.500. 5.900 TL. 321 dolar. Şunun fiyatı. Şu karşıda Sony'nin var. 300 bin yen. 37.750 TL. 2000 dolar. Sony'ninki. Ama ekran kalitesi daha iyi. 4K. 48 inç. Şurada daha büyükleri var. 74.800. Ben bunları niye söylüyorum biliyor musunuz? Az çok Türkiye'de aranızda bir şey fiyatları karşılaştım işte. 75.000 inç Sony'nin müthiş görünüyor yalnız. Çok çok iyi görünüyor. 9.400 lira 506 500 dolar şu. 75 inç 500 dolar. Çok iyiymiş lan şu. Türkiye'de olsaydık var ya şundan bir tane alırdın herhalde yani. Sonra gezemezdim. Bu arada ara ara fiyatları kafam karışıyor olabilir çünkü çok hızlı konuşmaya çalışıyorum. Siz beni anlıyorsunuz ya. Yani. Yen, dolar falan olaylarında kafam karışıyor olabilir. Çok hızlı konuşmaya çalışıyorum çünkü. Lan şu şeylere bak ya, yazılara bak. Ya şurada var. 55 inç. Bunun fiyatı yazmıyor arkadaşlar. Ha 147 bin. Ha bak bu ucuzmuş. Ne ucuz ya. 18 bin lira bu da. LG'nin. 18 bin Türk lirası. 1000 dolar işte. Hadi üst kata. Şu oyuncaklar nerede ya? Oyuncakları çok merak ediyorum. Yüksek ihtimal bana bu çevirdiğim uygulamayı soracaksınız. Aşağıya yazdım. Keren, Kuren. Yani Kurensi Converter diye bir şey. Nasıl telaffuz edildiğini bilmiyorum. Aşağıya yazdım arkadaşlar. Oradan siz de gelip çevrim dışı da kullanılabiliyor. Bilginiz olsun. Burada buzdolabı, beyaz eşya, kurutucu falan filan var. Bakayım. Yani anlamam bunları ama ya. Şimdi bunu anlayamam mesela. Şimdi bunun benim size anlatabilmem için benim önce bunu anlamam lazım. Ve burada anlayabileceğim herhangi bir harf yok. Arkadaşlar. Yani burayı anlayamayız bence. Klozetler bile elektronik ya burada. Göstermiştim Japonya'nın ilk videosunda. Baksanıza. Onları da satıyorlar. Bu ne ya? Bu ne acaba? Ütülüyor mu böyle? Kendi kendine. Ne yapıyor? Allah Allah. Tamam. Ütü var. Ütü. 5000 yen. Bir tane söyleyeyim ütü. Nasıl çıkacağız oradan? 5000 yen. 630 lira. Şu. Anlamıyorum ama anladınız mı? Ne değil anlamıyorum. Öyle bir fiyat veriyorum. Telefonları ama benim amacım telefonları, bilgisayarları söylemek zaten size. Genelde onları istiyorsunuz ama geçen bir arkadaş şey yazmıştı. Ya neden hep Apple gösteriyorsun? Oyun bilgisayarı da söylesene diye. Herkes öyle yapıyor demişti. Aa, oyun bilgisayarlarını da söyledim kardeşim. Aha oyun makineleri. Hadi bakalım. Atari bölgesine geldik. PlayStation falan var bak. Şuna bakın ya. Şuna bakın arkadaşlar. Çok iyi değil mi ya? Çok çok iyi hem de. Çok yaklaşmayalım da deviririz sonra. Cebimizdeki paradan olmayalım. 30 yaşında adam ama hala şöyle ufak tefek böyle görseli iyi olan oyuncaklar gördüğümde hoşuma gidiyor ya. Ama şey şu Nintendo Switch'i biliyorsunuzdur. Bu Avrupa'da da var bu. Bizim Türkiye'de de kullanmak isteyen çok genç vardı ben biliyorum. 33 bin yen. 4100 lira arkadaşlar. 220 dolar. Şu. Şunu biliyorsunuzdur zaten şu arkadaki. 220 yen. 220 dolar. Burada gençlerin bayılacağı çantalar, cüzdanlar var böyle. Ey yavrum. Aa, buraya çoluğunuz çocuğunuza gelirseniz ufak her yeri sömürebilir yani. Çok renkli renkli oyuncaklar var çünkü ve değişik Türkiye'de olmayan tarzda oyuncaklar var. Anne babalar batabilirsiniz burada. Fiyatlar da pahalı. Şimdi PlayStation 5. İki tane çeşidi var. Biri 49 bin yen, biri 60 bin yen. Farkı neymiş? Birinde Japonca yazdığı için anlamıyorum. Ben pahalısını söyleyeyim size. 60.500 yen. 7.600 TL. 400 dolar. PlayStation 5 arkadaşlar.
Burada da oyunlar var. 7900 yen. 1000 lira, 50 dolar. 50 dolar. FIFA 2022. FIFA 2022. 1100 TL, 59 dolar. Çok sessiz, ses üstüne ses biniyor ya. Şurada insanların da deneyebileceği alanlar yapmışlar. Burada oyun delileri kafayı yer ya. İşte ben de şu tarz karakterleri çok seviyorum. Şunları, anime karakterleri. Bunların çizgi filmleri. Maşallah 8000 yen diyor. 8000 yen ne yapıyor? 1000 lira da bir tane oyuncağı da veremeyiz yani. Bunlar biraz daha ucuzmuş. Çünkü ufak. Ama bunların koleksiyonunu tutan, hayranı olan insan çok. Şuna bak. 8000, o da aynı 1000 lira. Bunların seveni de ayrı. Hayranlık seviyesine bir şey diyemiyorum. Bak. Şunlara bak. Benim kuzenim çok sever bunları, Beyza. Bak Allah aşkına. Güzel görünüyorlar ama yalan yok yani şimdi. Alacaksın, masanın üstüne koyacaksın. Farklı görünüyorlar. Dur, burada bir şey yokmuş. Şurada da var bir şeyler. Baksanıza. 1300 yen. Kaç para yapıyor? 120, 200 lira işte. 180, 170, 180 lira falan şunlar. Her türlü çeşit elektronik şey var burada. Bu Akiyaba bölgesi burası. Bu onun sadece bir binası. Daha böyle çok bina var. Bu en büyüğü sadece. Ama daha böyle bir sürü bina var burada gezebileceğiniz. Gerçi burada her şeyi bulursunuz zaten. Of, şunlara bak. Burada 7. kat bu arada. 7. kata kadar çıktık arkadaşlar. ...11'de açılıyor, 10.30'da kapanıyor. Bilginiz olsun. Uğur, biz oraya nasıl gelelim diye arkadaşlar oluyor bazen. Sağ ol, bizi düşünüyorsun diyorlar ama... Arkadaşlar inanın bana gelen oluyor. Bana yazıyorlar. Ben görüyorum, ulaşıyorlar bana. Fotoğraf da atıyorlar geldikleri yerlerden. Sadece bizde para yok yani. İnsanların çerez parası. Adam gelir buraya iPhone alır. Uçak biletini falan da... Biraz bir tık fazla ya da iPhone'unu alır. 2-3 gün tatil yapar döner. Bunu yapan adamlar var arkadaşlar. İnsanların bir akşamda yediği paralar buralara geliş gidişler. Bakma biz can çekişiyoruz işte. Umarım hepinize nasip olur ama böyle yerleri görmek. Bu tarz ülkeleri görmek, ya ülke gezmek güzel ya. Adama çok şey katıyor ya. Vallahi adama, insana çok şey katıyor böyle gezmek, seyahat etmek. Umarım hepinize daha iyileri, çok daha güzelleri nasip olsun ya. Allah'ım, Rabbim nasip etsin hepinize. Çok işten dua etmiş şu an bak. İsteyene var ya, istediği her şeyi versin Rabbim yani. Tabii istemek de yetmiyor. Bir tık da öyle bir koşalım biraz. Çabalayalım. Bak burada Huawei'nin var. i5 işlemcili, tamam mı? 16 GB. 164.800 yen. 20.000 Türk lirası. Huawei'ninki. i5 işlemci. 16 GB 512 hafıza arkadaşlar. Şu fiyat. 20.000. 1100 dolar. Yani Google'un da telefonları var da üstünde hiçbir özellik, hiçbir fiyat yazmadığı için söyleyemiyorum size. Intel Core i5. Bilindik markaları söyleyeyim de en azından. i5, 256 GB hafızası var. 16 GB RAM'i var. 217.800 yen. 27.000 lira. Abi, pahalı bilgisayarlar. Bilgisayarlar pahalı. Ya ben şey göremedim. 9 kat çıktık. GoPro, drone, onların eşyalarını göremedim. Dell'in bilgisayarı var. i5 işlemci. 16 GB RAM'i var. Şey yazmıyor. Hafızası yazmıyor. 155.000. Pardon. Şöyle. 20.000 lira arkadaşlar. 1000 dolar, 1050 dolar. Bilgisayarların bizdeki son fiyatlarını bilmiyorum.
ben MacBook kullanıyorum. Ona bak, ona takip ediyorum genelde ama Windows işletim sistemlerinin fiyatlarını çok bir fikrim, bir hakimiyetim yok arkadaşlar. Siz az çok kafada kurabilirsiniz. Benim gibi adamlara MacBook lazım. Ben MacBook'u çok aktif kullanıyorum, bilgisayarı. Benim işim MacBook görüyor. Bir de alıştım Mac'e ya. Burada neler var? Burada gıldır gıcık ekran camları falan var ya. Gıldır gıcık da şey demek böyle. Ufak tefek tarzı. Biz öyle söylüyoruz. Siz de söylüyorsunuzdur bilmiyorum ama. 10 binlik bir powerbank fiyatı söylüyorum size. Markasının da dair hiçbir fikrim yok. 5700-800. 726 TL. 39 dolar. Bu da aynı. Bu da aynı. 10 binlikler böyle. Aynen, bunlar da aynı. Evet. 725 lira. 10 binlik powerbankler. Geçen gün Sevim'in yanında şöyle bir şey fark ettim. Biraz kokusu acayip, yumurta ağır kokuyor ama en azından ekmek ve yumurta protein almam iyi olabilir. Yumurta salatası gibi bir şey. İçinde biraz da peynirimsi bir şey var. Kaç para? 15 TL şu. Bir de şu Japonya çayı, limonlu. Değişik biraz daha. Bu da mandalina ve limonlu. Ya işte ikisi 30 TL arkadaşlar. Şunu keşfettim, iyiydi. Deneyeceğim. Bir haritaya bakayım da bir. Sonra konuşacağım hemen. İşte hostele gideceğim de biraz çalışmam lazım. Bir videolar arkadaşlar birikiyor ya, onları editlemem lazım. Herhalde şuradan düz gittik mi hosteldeyim ya. Evet evet. Şimdi bu video böyle bir video. Teknoloji fiyatlarını anlatabildiğim kadar anlatmaya çalıştığım bir videoydu. O bölge Akihabara bölgesi. Zaten ben oraya daha önce gittim bir akşam. Anime bölgesi diye bir video var kanalda. Orası. Oranın gündüz haliydi. Ama o binaya ilk defa girdim. Şu an girdiğimiz binaya. Gelirseniz buraya siz de gelip yani dolaşabilirsiniz. Akihabara bölgesi bence buranın en renkli caddelerinden bir tanesi. Çok rengarenk yani. Akşamları özellikle tabelalar falan yanınca çok 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 iyi oluyor. Ya fiyatlar bence iPhone'lar evet ucuz. Ama oyun bilgisayarları konusunda herhangi bir fikrim yok. O yüzden ne durumda ne değildir bilmiyorum. AirPods'lar gene iyi. Ya buradaki, bak burada çalışıp burada kazanan adam için o para hiçbir şey. Ama bizim için büyük paralar. Ama burada bir işi olan adam için o paralar hiçbir şey. Her ay gidip alabilir yani, bir telefon alabilir, para da kalır cebine, öyle düşünüyorum. Ha, bizde öyle olmuyor işte, bizim cebimizdeki parayı alamıyoruz onları. Böyle bir video çektik, kendinize iyi bakın. Ben şimdi hostele gidiyorum, çalışmam gerekiyor. Çok yoruldum arkadaşlar, çok koştur koştur böyle Tokyo'da dolanıyorum sürekli. Yoruldum yani, hep de yürüyorum ister istemez, yürüyerek gidiyorum birçok yere. İnsanın bünyesi yorulabiliyor. Bir de havadan mı dönülür? Hava değişimi yaşadım ya. Saat farkı da yaşadım gene. Saat farkı yaşadığım için, hava değişimi yaşadığım için uyku düzenim böyle biraz kaydı gibi bir şey. Düzelir ama yakında. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Ben de şöyle bir limon çayımla içe içe gidiyorum hostele. Vallahi emek var ya. Bak gezmek çok güzel bir şey ama bir de zorluğu var. Ben seviyorum bu işi. Sevdiğim için çok zor gelmiyor bana ama gerçekten çok kolay değil arkadaşlar. Sadece bunu söylemek istiyorum. Zaten başlarda çok 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 cefa çekmiştik de gene de o zaman da seviyordum ben bu işi ama gerçekten kolay olmadığını söylemek istiyorum bir şeylerin. Bir şekilde yapıyoruz, geziyoruz, tozuyoruz işte. Umarım sizler de keyif alıyorsunuzdur. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Arigato. Arigato. Ben bunu çözemedim. Çözemeyeceğim herhalde. Devam. Hadi bakalım. Bay bay.